Ayşe Yağcı ve abisi Bayram Yaşar, kız kardeşleri Yeliz Bayram'ı arıyorlar. Yeliz 31 yaşındaymış. Küçükken melenjit geçirmiş. Ablası ve abisi algılarında problem olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla çok kolay ikna edilip evden gidiyormuş. İki resmi, üç dini nikah kıymış sevgili Yeliz. Şu anda da Balıkesir'de olduğunu söylüyorlar. 11 yaşında da ilk evliliğinden çocuğu var. Kız kardeşlerinden 4 aydır evi terk etmiş gitmiş. Yaklaşık 2 aydır da haber alamıyorlar. Çok endişeliler ve bizden yardım istediler. Buyursunlar, gelsinler bakalım, inşallah Yeliz'i bulacağız ve inşallah Yeliz eğer istemediği bir şekilde bir yerde kalıyorsa da ailesine dönmesini ben bilmiyorum. İnşallah ikna edebiliriz kendisini. Gelir misiniz lütfen Ayşe Hanım, Bayram Bey, buyursunlar. Ankara'dan geldiler. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Teşekkürler. İki kardeş. Evet. Bildiğim kadarıyla Trabzonlusunuz. Evet. Ankara'da yaşıyorsunuz. Evet. Hoş geldiniz. Bakalım sizin için ne yapacağız? Çok tatlısın sen ya. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Sen de çok tatlısın. Peki şöyle karşıya alayım mı? Ayşe'yi başa alayım. Sen de yanına geç Yaşar. Gel eşlik edeyim sana. Gel bakalım. Yerinizi göstereyim. Ay sen çok tatlısın. Beni gördü de. Sen de çok tatlısın. Ben seni çok seviyorum o yüzden. Sağ ol, ben de seni çok seviyorum. Tanımıyorum ama bütün izleyicilerin başının üzerinde yeri var. Biraz daha yaklaş lütfen. Burası da benim evim. Siz de benim misafirlerimsiniz. Ne oldu? Çok güzelsin gerçekten. Ay sağ ol, estağfurullah, çok teşekkürler. Siz de çok güzelsiniz. Hem yüzün güzel hem kalbin güzel. Teşekkür. Çünkü kardeşin için mücadele veren bir kardeş, abla evet. Daha doğrusu benim için çok kıymetli. Şimdi sevgili Ayşe'cim, ben biraz özetlemeye çalıştım. Sen abla mısın, kız kardeş misin? Ben ablayım. Ablasın. Kaç yaşındasın bir tane? Ben... Kulağımın sesi, yayın sesi gelmiyor bu arada. Evet, 40 tamam. Yaşındayım ben. 40 yaşındasın. Peki şimdi Yeliz, siz kaç kardeşsiniz? 4. 4 kardeşsiniz. 3 kız var, bir erkek mi evet. Var? Doğru biliyorum. Evet. Yaşar tek erkek. Evet. Peki kulaklık çıkmış Yaşar'ın kulaklığına bakalım mı arkadaşlar? Bu kadar detay bile beni ilgilendiriyor da neyse. Neyse. Peki Yeliz ne zaman, nasıl, nereden kayboldu? Nereye gitti? Bir anlatır mısın? Annemin bayramında, Kurban Bayramı'ndan işte birkaç gün sonraydı işte. Evet. Bir internetten bir oyun üzerinden bir adamla tanışıyor. Tamam. Bu adam artık aralarında ne geçiyor ya da ne konuşuyorlar bilmiyoruz. Bir ay işte bir kısa süre içerisinde. Evet. Bunlar kaçmıyor mu, artık gitmiyor mu, ne yapıyorlar bilmiyoruz. Karar veriyorlar. Peki Yeliz o sırada Trabzon'da mı yoksa Ankara'da mı? Rize'de. Ha, Rize'deler. Evet, Rize'de. Hı-hı. Siz aile Rize'de mi yaşıyor? Benim ailem Rize'de yaşıyor. Rize'de yaşıyor. Hı-hı. Tamam, peki. İşte karar veriyorlar. Hı-hı. Kurban Bayramı'nda işte 5 gün sonra işte bana bir haber geliyor işte abla, küçük kız kardeşimden. İşte abla Yeliz çocuğunu aldı gitti diye. 4 ay öncesinden bahsediyoruz. Evet, 4 ay öncesinden. Çocuğu da alı gidiyor. Evet, çocuğu alıp... İlk eşinden olan çocuğunu da. Evet, 11 yaşında bir erkek çocuk diye biliyorum. Evet, evet. Tamam, peki. Alıp gidiyor. Hı-hı. Yani işte aradan bir 15 gün falan geçiyor. Sonra işte çocuk... Evet, duyuyorum. Özür dilerim, duyuyorum arkadaşlar sizi şu anda. Halloldu sıkıntı. Tamam. Eve geri dönmek istiyormuş çocuk anneme. Hı-hı. Çünkü orada yaşadıkları ya da gördükleri şeyler... Farklı şeylermiş. Evet, duyduğuma İyi şeyler değiller. Çok kötü şeyler yaşıyormuş evet. Oğlan. Çocuğun psikolojisi zaten normalde çok kötü durumda. Biz de eşim aracılığıyla eşime Aha. mesaj atıyor. Hı-hı. Çocuğun ağzından atıyor ama. Evet. İşte şudur budur. Çocuğu oradan Balıkesir'den tek başına koyuyor arabaya. Aa. Aynen. Hı-hı. Bizi Ankara'ya gönderiyor. Biz de Ankara'dan Odogar'dan alıyoruz çocuğu. Tamam. Çocuk bir hafta benimle kalıyor. Ama nasıl kalıyor? Yani böyle... Çocuk size geldiğinde şey miydi? Önce Ankara'ya senin yanına mı geldi? Evet, benim. Ne oldu? Çocuk geldiğinde ne durumdaydı? Kötü. Of, yazık. Bayağı kötüydü. Yani bir hafta uyumadığımı 11 yaşında çocuk. Aynen. Oo. Yani buna görümcem de benim alt katta yaşadığı için o da şahittir. Hı hı. Çok kötü şeyler yaşadı çocuk. Senin yanındayken mi? Evet. Aslında biz de yaşadık Didem abla. Evet, siz de onunla beraber biz de yaşıyorsunuz. Evet. Bütün aile yaşamış. Peki Yeliz niye böyle? Yani durumu nedir? Yani nasıl bir rahatsızlığı var? Menenjitten dolayı mı? Bilmiyoruz. Çok kolay abla. Mı ikna ediliyor? Nasıl oluyor? İkna değil abla, yani biz anlamıyoruz yani. Telefon artık bağımlılığı mı var? Hı hı. Telefondan kopamıyor. Hiçbir şekilde kopamıyor. Hı hı. Ama duyduğumuza göre gittiği... Telefonu tamamıyla almış ondan yani. Hiçbir şekilde telefon iletişiminiz yok şu anda. Aynen Yeliz'le. Yani
telefonla adam uzaklaştırmış onu. Biz ona şaşırdık yani. Yeliz asla telefonla uzaklaşabilecek biri değildir. Sizi mutlaka arar. Ablalarını arar. Aranız iyi, iyi ya, midir? Abla? Tabii ki benimle. Zaten ben onlara annelik ettim abla. Hepsini yani. Benim annem şu an zaten arkadaşlar da görüştü. Onlar çok kötü durumda annem benim. Ben çoğu annem için. Yani ben kardeşlerimin hepsini çok seviyorum zaten. Aileyi en büyüğü sen misin? Evet abla. O. Bir anlamda. Ondan dolayı yükün zaten çok ben, ağır. Senin de yükün çok ağır. Ben zaten şöyle bir şey. Gerçekten samimi olarak söylüyorum. Ben seni çok seviyorum. Allah razı ben olsun. Dedim ondan başkası yapamaz ya. Allah razı olsun. Ben dedim ablaya gitmek istiyorum. Sağ olasın. Tamam. İnşallah ben de elimden geleni yapacağım ve bulacağım. Merak etme. Allah senden de razı olsun. Hep diyorum ya, bütün izleyiciler benim için çok kıymetli ama özellikle başından beri bana destek veren vazgeçme izleyicileri çok daha kıymetli. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun. Şimdi sevgili Ayşe'cim, yani 4 aydır, 4 ay önce gitti. Evet. Çocuğu 15 gün sonra mı gönderdi? 15 gün sonra gönderdi. Ama o arada yani son 2 aya kadar iletişim kuruyor sizinle anladığım kadarıyla. Çok değil abla, öyle çat pat yani hani. Ne zaman arıyor çok, mesela? Nasıl söyleyeyim sana, aslında gittikten işte çocuğu göndermeden 2 gün önce falandı. İşte küçük kız kardeşime ulaşıyor. Çocuk benimle yaşamak istemiyor diyor. Hı hı. Ben çocuğu geri göndereceğim diyor. Yani çocuk kendisi geri dönmek istiyor, o da göndermiyor kendisi. Aslında zaten çocuğu gittiği adam istemiyormuş. Gittiği kişi de Cevdet diye biri, evet, anladığım kadarıyla. Cevdet. Peki. Cevdet istemiyormuş çocuğu. Hı hı. Bunlar çocuğu zaten isteseydiler eğer göndermezler. Abla hiçbir şekilde Balıkesir gibi bir yerden Ankara'ya tek başına 11 yaşında bir çocuğu gönderme akıl yarı değildir. Tek başına mı geldi çocuk? Tek başına kimse gönderdi. Yoktu yanında. Hayır. Oo. Ya çocuğun cebine de 15 lira para koymuş benim kız kardeşim. Ne bileyim, su bile ne kadar ya yani. 15 TL, bildiğin 15 TL para koymuş. Öyle göndermiş. Biz çocuğu otogardan aldığımızda, yani onu getirenlerden de Allah razı olsun, onlar ilgilenmiş. Çocuk gelene kadar ağlıyormuş zaten. Of, kurban olurum gelene ya. Gelene kadar ağlamış. 11 yaşında çocuk ya. Aynen. Çok o zaman birçok şeye şahitlik etmiş orada, bir şeyler çok görmüş. Çok şeye şahitlik etmiş, evet abla. Yani bağlananlar olacaktır muhakkak ki. Şimdi Cevdet'le 4 ay önce mi tanışıyor? Yani ne zamandan beri tanışıyormuş yani Cevdet'le? Cevdet'le zaten 4,5 ay önce falan tanışıyorlar. Daha zaten. Yeni 15 gün tanıdığı birinin yanına mı gidiyor? Hemen hemen bir bahis sitesi varmış. O siteden tanışıyorlar zaten. Benim kız kardeşim zaten gitmeden önce bu siteye birkaç defa para yatırmış. Hani peki annem ne zamandır haber alamıyorsun Yeliz'den bir tane? Ben Yeliz'den bayağıdır haber alamıyorum. Hiç aramıyor, hiçbirinizi mi aramıyor? Yani sadece çok nadir de olsa küçük kız kardeşimle iletişime geçiyor. Ama son 2 aydır da onunla da iletişim yok diye biliyorum. Hemen hemen. Değil mi? Hemen hemen. En son benimle irtibata geçtiğinde Ağustos ayında bir irtibata geçmiştim. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, aralığa giriyoruz ya. Yani o zamanki konuşmalarımızda zaten ben kendisine beyan etmiştim. Hani her ne olursa olsun, hı hı, en azından iyi bir şeyse, düzgün, eli yüzü düzgün bir adamsa biz yine senin arkandayız. Ya da daha edemiyorsan bize bir haber sor, bir şekilde gelip alalım seni diye en son bu tarz konuşmalar aramızda geçti. Peki canından endişe ediyor musun Ayşe, Allah tabii korusun? Ki, tabii ki. Bu kadar haber alamıyorsan tabii başına ki bir şey geldi zaten değil mi, adam korkuyorsun? İyi bir adam değil. İyi biri değil yani. Adam Cevdet'le belli ilgili o zaman kötü şeyler mi duydunuz? Ya tabii ki de yani. Yani zaten girdikleri site iyi bir site değil. Ben ilk defa öyle bir site duyuyorum. İlk defa öyle bir oyun bahis şeysi. Bir oyundan bahsediyorsun. Evet, İnternete oyun, girdiği oyun oynadığı internetten evet, bahsediyorsun. Bir bahis üzerine zaten. O site o şekilde kurulmuş. Evet. Orada da çok kötü şeyler oluyormuş. Zaten benim kuzenim de bundan dolayı bağlanacak size zaten. Peki Cevdet'le ilgili başka bir oyun sitelerine girmek dışında başka ne biliyorsunuz Cevdet'le ilgili? Cevdet'le ilgili kaçtığı iyi bir insan ilgili olmadığını biliyoruz. İyi bir insan değil. İyi bir insan olmadığını biliyoruz. Ya kim ne diyor? Belki kadınlara değil normal bir şekilde yani hani evlilik bazında yani almadığını biliyoruz. Hı hı. Yani peki yani kadınları ne yapıyor dedi? Yani evlilik yani evlenmek için kadınları almıyor zaten. Ha, alıp kadınları başka bir amaç için mi kullanıyor? İşte orayı tam yani şu an evli olmadıklarına göre abla, nikah kıymadıklarına göre, hı hı, yani resmi nikah da yok. İmam nikahı da yok. Hiçbir şey yok yani. Peki senin kız kardeşin daha öncesinde 2 tane resmi nikah var. Bir yeğeninin babası var. Sonra biriyle daha resmi nikah kuruyor. İstanbul'da bayram diye. Evet. Sonra arkasından da 3 tane dini nikahı var. Evet. Peki bunların hepsine böyle çok sık mı evden gider kaçar? Yani birileri mi ikna ediyor? Çok çabuk ikna mı oluyor acaba? 31 yaşında zaten bir genç kadın. Zaten orayı biz algılayamıyoruz. Allah hani Allah. Zaten ilk eşinden ayrıldıktan sonra uzun bir süre kimseyle evlenmedi. Kimseyle? Evet. Sonra işte bu bayramla, İstanbul'daki bayramla evlendi. Aha. Bayram'la da çok uzun bir evliliği sürmedi zaten. Peki sosyal